Yelkenli ve motorlu çift kanalımıza hoş geldiniz. Bir önceki bölümde Ören Marina'dan ayrılıp Hırsız Limanı'na gelmiştik. Bu bölümü izlemediyseniz sağ üstteki video kartına tıklayabilirsiniz. Videolarımızı izledikten sonra beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Tekeburnu geçince Akçabük ya da Küçük Hırsız Limanı denen yere geleceğiz. Bu bölümde ise Gökova Körfezi'nde Hırsız Limanı'ndan ayrılıyor. Önce Çatalcaburnu'ndaki koya geliyoruz. Ardından Mine Koyu'na ve çöplere bakıyoruz. Daha sonrasında ise Mezar Koyu'na gidiyoruz. Pek de demir atasımız gelmedi. Ayrıldık, arkamız Akçabük. Şimdi Yedi Adaları ortamızda bırakarak karşısına geçiyoruz. Yani Göllübük burnuna. Oradan da çatılara geçeriz. Yedi adalar. Bunun içinde de çok güzel koylar var. Biz dibine gitmiştik. Devam ediyoruz. Biz şimdi başka bir koya gideceğiz. Çok gizli bir koya gideceğiz. Masumcuk Gökova. Böyle durduğuna bakmayın. Bunun yapmadığı yok yani. Her türlü üç kağıt burada. Güzel gözüküyor. Göllübük burnundan geçiyoruz. Burada bir sığlık olması lazım ve şamandıra olması lazım üstünde. Sığlık duruyor da şamandıralar gitmiş. Bu sene hiçbir şamandırayı pek yerinde göremiyoruz nedense. Artık görevlilere çağrı. Buralarda bir tehlike şamandırası olması lazım. Göllübük burnunu hemen geçince sahil dedikleri iki tane küçük koy var. Daha sonrasında Mine Koyu diye bir araya gireceğiz. Mine Koyu. Bakalım adı gibi tatlış bir yer mi? Sabahtan beri bir tane gulet gördüm görmedim. Yani düşünsenize bayram tatilinin ilk günleri. Böyle bir sessizlik. Böyle bir ıssızlık. Bir bilinmeze doğru gidiyoruz şu anda da. Bir ıssızlığa çekiliyoruz. İnsanlardan uzak, insanlardan izole, ne kadar güzel. Gökova'nın böyle şeyleri oluyor, güzellikleri oluyor. Ama tabii aramızda kalsın, kimseye söylemeyin bunu. Evet, size bir kaya göstermek istiyorum. Mine Koyu'na girmeden şöyle küçük bir yerde bir kahvaltı ve yüzme molası verelim dedik. Güzel gözüküyor. Yine parlak yeşil kumları Gökova'nın. Turkuaz'dan sonra bu aqua yeşiline de doyacağız herhalde. Mert. Duymuyor yine. Ya harika gözüküyor ya. Eda geliyor, hoş geliyor. Ama da ayakkabılarımı giyeceğim. Hadi giy bakalım. Süper flamingo gezdi. Sahil keşfi yapılacak. Olağan şeyler işte. Her sabahki. Bugün de tek başımızayız galiba. Ne buldun? Kocaman bir geyik boynuzu. Harika. Hadi keşfet bakalım neler bulacaksın.
Sahilimizi beğendin mi? Çok beğendim. Hem de serin. Bölge çok serin. Çok güzel. Ayakkabımı giymedim ya. Deniz çok tanesi yok ama. Sanki bir tane var gibiydi. Bana denk gelir o şimdi. Geldi, geldi, su geldi. Su atma. Yapma, yapma, yapma. Aa, şapka da var. Bir sürü ganimet bulmuşsun. Toma. Bir de oyuncak mı buldun? Benim tomam bana sıkıyor. Benim tomam. Saf ya. Hadi bakalım. Ya yazıcının üstünde olması hiç de çıkmaz arkadaşlar. Elimin önünü uzak tutmak, orada kağıtlar var falan. Kapatayım ben, sen... Kayaların orada bir tane balıkçı dolaşıyor. Soldaki mine koyunun derinliklerine gireceğiz. Mine koyu karşımızda. Yine ıssız, yine kimsecikler yok. Bir balıkçı vardı, dolaşıyordu bugün kayaların dibinde. Yürüyerek. Bilmiyorum buralarda mı. Mert kaptan! Burası kışın çok rüzgar alıyor belli ki. Bakın bütün çalılar, ağaçlar resmen yatmışlar yani, anlatamam size. Bayağı kırılmışlar. Öyle büyümüşler yatık şekilde. Buradan çok fena rüzgar gidiyor oraya. Pislikten oluşmuş bir kum bankı. Bütün poşetler buraya girmiş. Bütün poşetler buraya akmış. Şimdi önümüzde şöyle bir kum ve kayalık bankı var. Sanırsam şu taraftan gideceğiz. 2 metre şu anda. Şu içlerine doğru girmeyi düşünüyoruz. Evet, yavaş yavaş ilerleyelim işte böyle. Çok değişik bir yer değil mi? Löngöz gibi. Yani böyle girintileri aslında löngöz denir. Açıklardan geçen tekneler, bay bay. Bakın manevra yaptığımız yerde kum kalktı. Dibi de hiç gözükmüyor. Ben burayı pek sevmedim bence. Göl gibi. Ama şu ağaçlar çok güzel. Bir de yol var. Ana yola birleşiyor burası.
Ne yapıyorsun Eda? Orta çağ savaşçınız Eda. Eda Ra. Eda Ra ne buldun? Benimet elde ettim. Hadi bakalım. Neyi buldun? Şurada bir şey buldum. Patlatmazsam. Evet. Çalılara uçmuş Meltem'den. Vay be. Bayağı gerçekten sağlam ve şişik ve yeni ha. Sana bir simit aldım tatlım. Evet, çok teşekkür ederim. Gezeyim hemen. Erkek simiti. Kocamanmış kız. Aferin. Besle ya. İyi tamam. Güle güle kullan. Ama uçar. Bir simidim daha oldu. Başka var mı? Evet, avlarıma devam edeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar koy aslında çok temiz. Evet. Bakın su böyle aslında. Aslında çok güzel. Ancak ve ancak şu gördüğünüz gibi bütün denize düşen işte plastik atıklar vesaire ne varsa böyle Meltem altı yerlere geliyor, burada birikiyor. Teknenin olduğu yer sığ yani. Hani gene 1,5 metrenin üstünde azıcık belki ya da 1,5 ama şey plastik çöplüğü dolu. Şimdi etraf çekeriz. Şuradan da bir orman yolu bu koya geliyor. Amazon'dan sonraki orman yolu. Bir de orada devamındaki. Küçük bir çay, ırmakçık var. Küçük bir ırmakçık var. Orada da bir de arıcılık da yapılıyor. O yüzden arı çok demek ki. Evet. Hadi bakalım. Fark etmez. İkisine de bakacağız. Çok güzel gözükmüyor mu ya? Resimlerdeki gibi, tablo gibi. Ama ırmak gibi ha. Aa evet. Hadi evet. Irmağa bakalım. Resim evet görüyorum. Hala kum. Aa. Çok güzel giriyor oraya. Vay be. Hadi. Yeni yerler. Azmak. Bu da mı azmak? Azmak da mı? Yani girip bir saat diye gidiyorsa böyle. Oha ne kadar güzel. Kargılar. Yani hayıtlar. Çamlar azma inmiş. Dip hala kum gözüküyor. Ağacı kesmişler oradaki. Suya geliyor olabilirmiş. Evet. Of ya. Abi bayağı çay turu yapıyoruz, nehir turu. Şu ağacı kesmişler. Şurada bir şey var mavi, kayık mı? Kayık var. Aa ev var. Klong'a hoş geldiniz. Klong turu. Klong turu evet. Biraz önceki dayının kaldığı yer olur. Bak dayıda da aynı simitten var. Arıcı dayı bak çektin mi arıcı? Aa evet arıları var. Küçük iskelesi var. Şurada kayığı var. Bak kayığının gölgeye koymuş onu da çekin. Çok güzel Gül Ayşem. Acaba ne kadar daha gidiyor? Bence biraz daha gidelim. Ya da şurada bitiyor olabilir. Aa çok enteresan bak. Allah Allah çok güzel gözüküyor ya. Ay çok güzel bir yerden geçiyoruz oğlum. Amazon nehri gibi. Aa. Bu kadar enteresan ya. Ya gerçekten Sadun Bora motorlu botunuzla mutlaka gidin, gitmeye değer diyordu. Gerçekten öyle yani. Hazır mısın? Hazırız. Kafaları eğin. Ha şu kadar oldu bak derinlik. Artık 15-20 santime düştü ve şurada galiba bitti. Ama çok güzeldin. Bence tura değdi sende. Ay çiçekli ağaç. Günlük ağaçları var çok güzel. Mis gibi kokuyor zaten. Ne acaba? Bence de değdi. Eski bir file. Bak bak çekiyorum. Çekiyorum. Yolun kenarında zaten dayının evi. Evi güzel yerde dayının ha. Bay bay.
Bayağı bir timsah eksik yani. Yola bakalım. Turistik bizi biraz daha beklesin orada. Şurada bir kütük var, ona dikkat et. Yatıyor suyun içinde. Evet, burayı gördüm. Oo, bayağı derin. Tamamdır. Ya bunları toplamaya bizim gücümüz yetmez yani, olmaz. Sen okumuş sahile gitmiş, değil mi? Evet. Bir şey olmuş. Kökleri çekiyor musun? Çok fena. Muğla Belediyesi. Buralar çok fena olmuş. Bir ara toplayalım. Evet. Gönüllülük esasla toplanırdı. Evet. Toplanması şart yani. Çağrı yapıp. Yani gördükçe attık şey atıyorlar. Bak yine eşek veya... Ve yine Muğla Belediyesi. Bunlar başıboş eşeklerimiz, yazık. Geziyorlar aslında, keyifleri yerinde eşek. Oo, güzel gözüküyor şurası. Aynen. Koydan ayrılmanın vakti geldi. Bir de kampçılığa geldi arabayla. İçerisi maalesef çöp olmuş. 1.6, 1.7 oldu, 1.8 oldu. 1.5'ti, derinlik artıyor. 1.9, 2 metre. Demin 1.4, 1.3'e kadar düşmüştü. Meltem başladı. Güzel güzel esiyor. Bir önceki koyda kalmaya kalmayacak. İllerime sağlık, güzel patates salatası yapmışım. Evet. Bakıyorum keyif yapıyorsun. Afiyetle yiyorum. Locam çok güzel. Şöyle güneşe karşı. Afiyet olsun. Ne haber Mert? Keyfin yerinde herhalde. Evet, hadi afiyet olsun. Tamam, bakıyorum pek bir keyfiniz yerinde. Bu sefer de buraya kaçtım. Nereye kaçarsam güneş geliyor. Ana kız geziyorsunuz mu flamingo'nla? Evet. Bir ay batımı. Arkadaşlar çok güzel bir sabah oldu burada. Mert sponsor almış orada. SpongeBob sponsor olmuş. Çok güzel. İpimizi çözeceğiz. Güzel yerden gideceğiz. Tabii önce bir yüzme. Atlanmaz mı yani şuraya? Günaydın. Günaydın. Ne yapıyorsunuz? Ne olsun? Kahvede bir enteresanlık oldu, anlatsana. Evet ya, kahve... Yani süt tozu koymuştum. Böyle böyle oldu. Süt tozu bence bozuldu ya da... Ekran buharlandı. Su bozuldu. Dur, ekran da bozuldu. Evet, ekranın buharını sildikten sonrasında... Bakalım. Bugün hava su gene muhteşem. Her zamanki gibi. Geceyi gene tek geçirdik burada. Gökova bakir. Gerçekten. Buraya iyi erzakla gelmek lazım. Bu tekne anca kurtarıyor. Yani erzak alacak yerinin biraz olması lazım.
Hakikaten doldurup gelmek lazım ne varsa. Her şey senden, öyle düşün, ekmek dahil yani. Yine muhteşem kreasyonumuzu yaptık. Simidi de ipe geçirdim. Bir de SpongeBob bulduk. Yarı uçuyor, yarı uçmuyor. Bir o eksikti. Bir o eksikti, o da geldi. Şuradan buldum. Şimdi Amazon'a gideceğiz bakalım. Hadi. Gidelim. Seyrimiz devam ediyor. Gittiğimiz yerler hiç gözükmüyor. Yine falan şuradaydı. Ben hiçbiri gözükmüyor. Eda bize Sadun Bora'dan çeşitli bilgiler okuyor. Mezar koyuna gideceğiz. İsmi çok korkunç. Mezar koyu. Evet, mezar gibi bir koy o zaman. Allah, tövbe tövbe. Burada da küçük koyucuklar da var tabii. Evet. Mesela şuradan geldik. Hiç gözükmüyor koy. Mersincik burnu fenerini geçiyoruz. Mezar koyuna doğru gidiyoruz. Yani bayağıdır gördüğümüz tek tekne şu karşıdaki. Aa, bir tane de yanında varmış. O kadar yani. Mezar koyuna yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Tamam, hemen gönderdim. Getirirler, mamayı şey yapmıyorlar herhalde. Getiriyorlar. İşte evet, bakalım. Tamam, ona hemen bakmaya. Mezar koyu da böyle bir yer. Şu anda 7 metrelerdeyiz. Çok güzel ağaçlı tepeler var. İstersen at. Mezar koyundan selamlar. Ben Mert. Beni çeken yoktu. Şimdi çekiyorlar. Güzelim koya niye mezar koyu demişler, onu anlamaya çalıştım. Ben de anlamadım. Böyle şey diye giriyor diyeyim. Küçülerek gidiyor diyeyim acaba. Hani iki başı var ya. Allah Allah. Buradan koyunlar. Daha küçük koylar da gördük yani. Evet. Bilemeyeceğim. Ben de bilemedim. Otum var. Koy güzel. Su kaç derece acaba? Yirmi yedi. Oha. Bakın, şemsiyeli birileri geliyor. Çok tatlı gözüküyorlar. Evet. Mezar koyunda su tam harikaydı. Sonrasında ise Amazon kampinge gidiyor ve videoyu burada bitiriyoruz. Yüzlerce. Neredeyse. Bayağı çok koy var ya. İnanılmaz. Buraya gelirken de öyleydi. Yelkenliler var. Burada daha çok yelkenli dolu. Yokova'da. Hisar önünde daha çok motor yat var. Şurası neymiş? Şurası. Şöyle göstereyim. Buradaki koylar dediğim gibi sayısı çok. Çok şahane gözüküyor. Evet, orman içinde duruyor. Çok hoş duruyor hakikaten. Yeşille mavi çok güzel. Değil mi? Değil mi? Aynen. Böyle üst üste binmiş hepsi. Bazı koylara araçla da ulaşım var. Buraya yol açmışlar gördüğünüz gibi. Şöyle.
arabasıyla gelen gelmiş. Burası da Birdbet, en sonunda gözüktü. Birdbet. Oo, dolu. Yani birdie. Tekneler var.